Merhaba arkadaşlar, Gülay Değirmenci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baloncuklu battaniyenin yapılışını anlatacağım. İp olarak kartopu Baby One kullandım. Hemen akrilik bir ip arkadaşlar, bebeği yünlerinde kullanabiliriz. Yüz gram 250 metre. Tığ numarası da şu etiketi yırtılmış. Bakın 2,5 demiş. Fakat ben biraz daha büyük bir numarayla öreceğim. Baloncuklarımın daha pofuduk görünmesi için. Farklı markalarla da deneyebilirsiniz. Nako Elite Baby ile tavsiye ederim. Anize Happy Baby ile tavsiye ederim. Kartopu Bambu Natural ile örmenizi tavsiye edebilirim. Hepsiyle ayrı bir güzelliği oluyor. Tığ olarak burada net gösterebilir miyim? 3,5. Şöyle yapalım. 3,5 milimetre tığ kullandım. Örneğimiz 9 ve katlarından oluşuyor. Ben size küçük bir bölümde anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. Bebek battaniyesi için 100 santim zincir çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir 10 santime yakın çekme yapıyor. 90 santime yakın, 90 santim civarı bir elde ediyorsunuz. 1 metrelik zincir çektiğinizde daha büyük ölçüler için kendi göz kararınız, öreceğiniz ölçü kadar zinciri çekin. Bir 10 santim daha çekin. O zaman istediğiniz ölçüye ulaşırsınız. Şimdi bu kadar yeterli. Kalanı bırakırız. Şöyle yapalım. Takılma yaptı ipim. Hemen ilk sırada örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. İstediğim ölçüden sonra ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincirden bakın bu şekilde batıyorum. İçerisine baştaki ilk 3 zincirimle birlikte 7 trabzan olacak şekilde dolduruyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın böyle bir yelpaze oluştu. Hemen sırasıyla yanındaki zincirden 1 ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki zincirime şöyle kapamadan tekli trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Yanındakinden tekrar ilk ilmeği tığımdan geçirdim. İpimi doladım. Bu şekilde 7 adet trabzan topluyorum. Şimdi sayalım. Bakın bu. Buradaki iki trabzanım ayrı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha yapıyorum. 7. Ve hepsini birlikte çıkarıp bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu yukarıya doğru bir yelpaze. Bu aşağıya doğru bir yelpaze şeklini aldı. Yine
Yanına 1, 2, ikili trabzan örüyorum. Bu ikili trabzanlarımız sabit. Devam ediyorum. Şimdi tek trabzanın içerisinden 7 trabzan çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sayılarımızı kontrol edelim. 2, 4, 6, 7. Şimdi yine yanındaki zincirden 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bakın şöyle bir zikzak oluştu. Devam ediyoruz. Şimdi ilk zincirimden başladım. Şöyle göstereyim. İpimi doladım. Bir ilmek aldım alttaki zincirimden. Bir kere çıkardım. İpimi doladım. Hemen yanındaki zincirden bir tane daha aldım. Bir ilmek çıkardım. Tığımda bakın bir ilmek kaldı. Bu şekilde 7 trabzan topluyoruz. İki, dört, altı ve sonuncu trabzanımı topladım. Şimdi bakın, hepsini birlikte kapıyorum. Bir sık iğne ile sabitledim. Şimdi devam ediyoruz. Sıra boyunca aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. İki trabzan yapıyorum, ikili. İkili dediğim trabzan iki kere de çıktığımız. Bir, iki. Bu ikili trabzan arkadaşlar. Şimdi aynı noktaya 7 adet trabzan dolduracağım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ve 7. Evet, biraz daha devam edeyim. Net anlaşılsın. 2 trabzan yapıyorum yanına. 2 ikili trabzanımı yapıyorum. Her bir zincire tek batıyorum. Şimdi alt kısımdan topluyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kapıyorum sık iğne ile. Bakın bu şekilde. Şimdi örneğimizde üst kısımda ki yelpaze ile başladıysak üst kısımdaki yelpaze ile bitirmemiz gerekiyor. Battaniye yapacaksak mutlaka üst kısımda kalması gerekiyor. Yani şurada hemen ikili trabzanımı yapıyorum aradaki. Ve üst tabakan yelpazemi aynı noktaya 7 adet trabzan yaparak tamamlıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada fazla zincirim kaldı ama bilerek fazla çektim. Hiç sıkıntı değil. Onu daha sonradan şuradan sökerek buraya kadar getirebiliriz.
Siz istediğiniz ölçüden 10 santim fazla çekmelisiniz. Tekrar hatırlatayım. Bakın bu şekle geldik. Hemen 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bu başta ikili trabzanımız yok. Sonda da yok. Buna da dikkat edelim. Sadece aralarda var. Örneğimi döndürüyorum. İpimi doluyorum. Burada tığımızı önden geçirip içerisinden ikili trabzan çıkartıyoruz. Bu şekilde bakın. Bakın şöyle. Şöyle yakınlaştırayım. 1 2 İpimi doladım. 7 trabzan boyunca aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve bakın 7. İç kısımdan bu şekilde, dış kısımdan da bakın bu şekilde kabarıklığımız oluştu. Şimdi burada ikili trabzanımız vardı. Bunu da iç kısımdan. Bakın bu şekilde topluyoruz. İç kısımda kabarıklık oluşacak şekilde. Şöyle. Diğerinde böyle almıştık. Tığımızı bu şekilde geçirmiştik. Şimdi buradan geçiriyoruz. Ön taraftan diyelim. Bakın bunu arka taraftan geçirdim. Bu iç kısımları ön kısımdan geçirdim. İpimi doladım. Burada yeni baloncuğumuzun zeminini atacağız. Bunu da dış kısımdan. Yani şöyle arka kısımdan. Şunun şu ikili trabzanı ayırarak bakın böyle ipimizi geçirdik. Bir iki kere de bir trabzan çıkardık. İpimi doladım. Yine bu ikili trabzanların iç kısımdan ikili trabzanlar aralarından alarak ördüm. İpimi doladım. Pofuduklar, baloncuk kısımlar hep dış kısımdan. Yani bana bakan arka kısımdan. Şöyle içinden geçirdim. Yedi adet trabzanımı örüyorum. Bunları sayalım arkadaşlar. İlk etapta en azından alışana kadar yanlış yerlerden doldurmayalım. Tamamını sökmek zorunda kalırız. 2, 4, 6, 7. Şimdi ne yapıyoruz? İç kısımdan alıyoruz. Bakın ön yüzden arasından geçiriyorum tığımı. İki trabzanımı bu şekilde yapıyorum. İpimi doladım. Burada yeni pofuduğun zeminini oluşturacak direği öreceğim. Şuradaki ikili trabzanıma dikkat ediyorum. Bakın bu şekilde ipimi geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İki tane trabzanımı yine içeriden şu şekilde arasından geçirerek örüyorum. Tığımı doladım. Arka kısımdan tığımı geçirdim. 1 2 3 İkili trabzan yapıyorum yine. 4 5 6 ve 7. Şimdi iki trabzanımı iç kısımdan alıyorum. İpimi doluyorum. Şu şekilde geçiriyorum. 1 2 İpimi doluyorum. İç kısımdan
ikili trabzanlarımı yapıyorum. Devam edelim. Burada bakın. Dışarıdan ikili trabzanlarımı örüyorum. 3 4 5 Bu biraz fazla gevşek oldu. Sırıtmasın. Düzelteyim hemen. 5 6 Burada bakın baştakinin içinden geçemiyorum. Şöyle ipimi doluyorum. Şu kenar ilmeği gibi düşünün. Hem de görünüş olarak muntazam olsun istediğim için. Tekrar şuradan göstereyim bakın. Hemen baştaki ilk hani 3 zincir çekmiştik ya. Onun içinden geçiyorum. Ve 2 kere de çıkıyorum. 1, 2, 2, 3 zincir çektim. Ve örgümü döndürdüm. Bakın. Görüntü bu şekilde. İpimi doladım. Şimdi az önce bakın böyle arka taraftan açtık. Şimdi aynı yöne bakması için ön taraftan alıyoruz trabzanlarımızı. İpimi doladım. 3 zincirimi çektim. Şöyle trabzan arasından geçirdim. 1, 2 kere de çıktım. İpimi doladım. Trabzan arasından geçirdim. 2 kere de trabzanımı ördüm. 7 trabzan boyunca devam ediyorum. Bakın oluşmaya başladı ilk baloncuğumuz. Hemen ipimi doluyorum. Arkada kalan bakın bu ikili trabzanlarımı yine arkadan. Artık bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. Geliş yönünü rahatlıkla anlayabileceksiniz. Arkadan ördüm. İpimi doladım. Burada bakın bir tek trabzanım vardı. Direkt dediğim. Yine onun üstünden alarak ön tarafından içinden geçirerek bir trabzan daha ördüm. Şimdi ikili trabzanlarımı arkadan alıyorum. Şimdi önden alıyorum. Zaten artık giriş çıkış yönleri artık tamamen belli oldu. Zor kısmı atlattık. Şimdi bakın 7'yi tamamladım. Arkadan ikilileri alıyorum. Burada önde olan tek trabzanımı örüyorum. Aynı zamanda yeni baloncuğumun zemini olacak. 1 2 İpimi doladım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arkasını döndürdüm. 1 2 Hemen ön kısımdan trabzanımı aldım. 1 2 Evet arkadaşlar, şimdi son baloncuğumu örüyorum. Önden alıyorum trabzanlarımı. Arka tarafa döndüğümüzde daha net anlaşılacak. Buradaki baştaki tekniği bir tekrar göstereyim. İpimi doladım. Tığımı şu şekilde geçirdim. Ve 1 2 kere de çıktım. 1 2 3 zincir çektim, örgümü döndürdüm. Bu arka kısmı. İpimi doladım. Şimdi bakın arkadan alıyorum yine. Artık
Hangi taraftan trabzanları alacağımız belli. İpimi doladım. İkili trabzanlarımı iç taraftan aldım. İpimi doladım. Bakın bu tek olan kısmı arkadan ikili trabzanlarımı önden. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Çok basit aslında. İlk gördüğümüz zaman belki biraz zor, oyalayıcı gibi gözükebilir. Ama değil. Normalde tek renk ördüğümde 5-6 adet bebek battaniyesi için konuşuyorum. 5-6 adet ip kullanırım. Bunda da 90 santim bebek battaniyesi için ortalama 7 adet ip gidiyor. Üstelik oldukça gösterişli ve şık bir örnek. Daha önce Instagram hesabımdan takip edenler bilir. Hırkasını örmüştüm ben bunun. İstek olursa hırkanın da anlatımını yapabilirim. Evet, şimdi burada bir sonraki sıranın yeni baloncuklarını oluşturacağız. O yüzden sona kadar örmek istedim. Kesmeyeyim videoyu. Zaten ilmeklerin geliş yönleri size yolu gösteriyor. Takılacak bir durum yok. Belki şimdi bir üst sırada takılanlar olabilir. Onu aydınlatmış olayım. Son ilmeğim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Artık baloncuklarımızı toplama zamanı. İpimi doladım. Şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk 3 zincirimizle birlikte 7'ydi bu ilk başlangıç biliyorsunuz. Topladım ve bir sık iğne ile kapadım. İlk baloncuğumuz hazır. İpimi doladım. Arka kısımdan ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu ortada giden trabzanıma yeni baloncuğumu başlıyorum. Aynı ilmeğin içerisine 7 adet ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. İpimi doladım. Arka kısımdan trabzanlarımı, ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. İpimi doladım. Şimdi bakın bu baloncuğumu topluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hepsini birlikte topluyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. İkili trabzanlarımı örüyorum. Hemen yelpazemi
Yeni yelpazemi yapıyorum buraya. 7 adet ikili trabzanla dolduruyorum. Buradaki tam direğin üstünden yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu çıkık, öne çıkık olan kısımdan 2 3 4 5 6 ve 7. İpimi doladım. Hemen ikili trabzanımı da örüyorum. Şöyle bakın göstereyim. Bakın. İlk baloncuklarımız oluştu. Bunlar da yeni baloncuklarımız. Şimdi ben sıra sonuna geleyim. Bir sonraki sırada tekrar buluşalım. Şimdi burada son sıraya geldik arkadaşlar. Bakın. 2, 4, 6. Burada 7.'yi bu şekilde topluyoruz ve kapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bu yine yeni baloncuğumuzun zemini. İpimi doladım. Burada bakın ön kısımdan ikili trabzanlarımı aldım. İpimi doladım. Baloncuğumun zeminini örüyorum. Evet. Şimdi yedi adet ikili trabzanla doldurdum. İpimi doladım. Ön kısımları yapıyorum. İpimi doladım. Buradan bakın. Buradan biten baloncuğumun üzerinden bir tane, yani arka kısımdan ikili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzanlarım ön kısımdan, bana bakan kısımdan. Bu şekilde dolduralım trabzanlarımızı. Bu baloncuğumu tamamlayayım. Sonrasında yeni baloncuk yapımını da göstereyim. Bu kadar zaten arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldim. Burada bir şey aklıma geldi. Bunu da göstereyim. Çünkü hiç bilmeyen arkadaşlar takılabilirler. Şunu yine iç kısımdan, bakın bu ilk trabzanımı yaptım. Sonrasında üst zincir çekiyorum. İpim doluyorum. Arka taraftan ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şurada çektiğimiz ilk 3 zincir ikinci sırada yine şu zemin oluşturacak. Burada takılmayalım. Şimdi ben devam edeyim. Aynı şekilde devam edelim. Baloncukları tamamlayalım. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Sırayı tamamladım. 3 zincirimi çektim. Hemen arka kısma geçiyorum. İpimi, bakın bu 3 zincirim artık yeni baloncuğumun zemini olacak. O yüzden hemen ikili trabzanıma geçiyorum. 1 2 bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu 1 2 3 arka kısımdan baloncuğumu örüyorum. Bu sırayı artık kesmeden hızlıca yapayım arkadaşlar. Uzun gelenlere affola çünkü hiç bilmeyen arkadaşlar zorlanmasınlar. Bilenler zaten çok çabuk kavruyor. Bu şekilde aynen örüyorum. Biraz hızlı geçeyim. Anlattık bu kısımları artık.
Sadece zaten bir sonraki sıra kaldı. Ondan sonrasında hep aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Battaniyemiz tamamlanana kadar. Kenar battaniye için ben kenar yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi video bitiminde onu size göstereceğim. Sonrasında dilerseniz hırkasını da böyle birlikte örebiliriz. Işığım da azaldı. O yüzden biraz acele ediyorum. Bakın ikili trabzanlarım ön kısmından aldım yine. İpimi doladım. Şu tekli trabzanımı bu şekilde daha öncekiler gibi kapıyorum. Üst zinciri çektim ve döndürdüm. Bakın artık burada yeni baloncuğumuzla başlayıp bunları da kapamamız gerekiyor. Hemen ilk zincirin içerisinden pardon 3 zincirimi de sayarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 2 4 6 7. Bakın burada yaptığımız gibi yeni yelpazemiz oluştu. İpimi doladım. Arka kısımdan ikili trabzanlarımı ördüm. İpimi doladım. Şimdi topluyorum baloncuğumu. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde. Şu baştakinde, baştaki trabzanda da yine yani sıra bitimindeki şu direğin üzerine de yine 7 adet trabzan örüyoruz. Dönüyoruz. Arkadan tek tek baloncuğumuzun trabzanlarını dolduruyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Örmesi zevkli. Şöyle benim ördüğüm var. Henüz tamamlamadım. Bunu da en kısa zamanda tamamlayıp Instagram hesabımda paylaşırım. Şimdi kenar yapmayacağım. Neden? Şuradaki bakın yelpaze olan kısımları buralara örebiliriz. Şu kısmı 7 tane trabzanla doldurup arada şuradan içerisine ilmek alıp tekrar buraya gelip yine 7 tane trabzanla tek bir noktaya batarak da mesela şurada orta kısma batarak yapabiliriz. Hiç yapmaya da biliriz. Zaten bakın çok kötü durmuyor. Bir de aklıma fisto geldi. İç kısmında ufak terzilik bir işi olacak tabii. Fisto ya da güpür geçebiliriz. O da şık olur. Örneği bitirirken şu yelpazeli kısımda yani şu köşede yelpaze yaptığımız kısımda bitiriyoruz. Bunun dışında arkadaşlar gayet şık, gayet güzel bir örnek. Şöyle hemen hırkımı da ben size göstereyim. Kameramın aldığı kadarıyla. Bakın kol kısmına uygulamıştım örneği. Bunu da kızım için örmüştüm. Şöyle göstereyim. Oldukça şık. Değişik bir örnek. Evet arkadaşlar takıldığınız noktaları yorum kısmından sorabilirsiniz. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle, keyifle örün. Hoşça kalın arkadaşlar.